Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun savaşın başından bugüne yaşadığı kayıpların sayısını açıkladı. 20800 Rus askerinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada 802 tank, 2063 zırhlı araç, 386 topçu sistemi, 132 çok namlulu roket atar sistemi, 67 hava savunma sistemi, 169 savaş uçağı, 150 helikopter, 1495 çeşitli modelde aracın imha edildiği kaydedildi. Rus ordusunun 8 gemi ve teknesinin yanı sıra, 76 yakıt tankeri, 158 insansız hava aracı, 27 özel ekipmanın da imha edildiği aktarıldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, Rusya'nın Karadeniz filosunun 126. sahil savunma tugayının kayıplarının %75'i bulduğunu açıkladı. Rus Karadeniz filosunun 810. Deniz Piyadeleri Tugayı'nın 158 askerinin öldürüldüğü, yaklaşık 500 askerin yaralı ve 70 ekserin kayıp olarak listelendiği belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 54. Mekanize Tugay'ına bağlı K-2 Timi tarafından Donetsk bölgesinde çatışma sahasından kaçarak bir binaya sığınan Rus askerler topçu atışlarıyla imha edildi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da 13 askeri unsurun yüksek hassasiyetli füzelerle gece vurulduğunu belirten Konaşenkov, Çervona, Polyana ve Balaklıya yerleşim birimleri bölgelerinde iki Toçka U taktik füze başlıkları deposu vuruldu. Petropilya ve Malakomişuvaha yerleşim birimleri bölgelerinde de Ukrayna'ya ait iki Toçka U taktik füzesi ele geçirildi, dedi. Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 140 uçak, 487 insansız hava aracı, 252 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 2353 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roket atar, 1014 obüs ve havan topu ile 2208 özel askeri aracın imha edildiğini aktardı. Rusya'nın Belgorod bölge valisi Vyacheslav Gledkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki Golovchino köyüne Ukrayna tarafından ateş açıldığını bildirdi. Olay yerine ulaştığını söyleyen Gledkov, saldırı esnasında 3 kişinin yaralandığını ve 30'dan fazla evin hasar gördüğünü iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşın bir sonraki aşamasının başlayacağını açıkladı. Lavrov, Batı'nın misk anlaşmalarını görmezden gelmek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Rusya'ya karşı kullandığını söyledi. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'da yalnızca askeri altyapıya hedef aldığı yalanını söyleyerek, Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili sunduğu gerçeklere Batı'da kimse dikkat etmiyor. Ukrayna'da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor. Eğer Zelenski, işbirliği yapsaydı ve misk anlaşmalarını uygulamayı amaçlasaydı, kriz çok önceden çözülmüş olurdu. Batı, Zelenski'ye ihanet etti. Onu Rusya'ya karşı kullandılar. Teklifleri görmezden gelme arzusunu güçlendirmek için her şeyi yaptılar dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestovich, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını belirtti. Arestovic, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya'nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan pazar günü başladığını savundu. Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını anlatan Arestoviç, Rus ordusunun ilk görevinin Luhansk bölgesindeki Rubejno, Popasnaya, Severodonesk güzergahındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ve Rusların böylece bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağını söyledi. Rusların ikinci hedefinin Harkiv bölgesindeki Izium'dan Slavyanskı ve Kramatorska kadar olan bölgeye saldırı düzenleyerek bu toprakları ele geçirmek olduğunu ifade eden Arestoviç, Rusya'nın diğer hedeflerinin ise Zaporijya'nın Gülyaypol bölgesi ve Mariyopol olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76'ya çıkardığını açıkladı. Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Doğu Ukrayna'daki yığınağına devam ettiğini ifade etti. Yetkili, geçen hafta Perşembe toplam taktik tabur sayısını konuştuğumuzdan bu yana Ukrayna'daki Rus taktik taburların sayısı 76'ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani en son konuştuğumuzdan bu yana 11 taktik tabur eklediler ifadelerini kullandı. Rusya'nın taktik taburları ortalama 800 ile 1000 askerden oluşuyor. Rus güçlerinin tamamının Ukrayna'nın doğu ve güney kesimlerinde olduğunu belirten yetkili, Rus hava kuvvetlerinin halen savaş bölgesinde ortalama 200 sortu uçuş yaptığını ve son birkaç gün içinde Rusya'nın uzun menzilli bombardıman uçakları ile Kiev ve Lviv'de askeri hedefleri bombaladığını kaydetti. Yetkili Moskova füze kuruvazörünün batırılmasından sonra Rusya'nın Karadeniz'deki gemilerinde herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadığını kaydetti. Pentagon sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kan Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeyinden çekilip gücünü ülkenin doğusuna kaydırma sürecinin tamamlamasının ardından Donbas bölgesinde çatışma tırmanmaya başladı. Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan Körbi, son birkaç gün içinde Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasında Donbas bölgesinde çeşitli operasyonların düzenlendiğini gördüklerini açıkladı. Rus ordusunun halen ikmal, komuta ve kontrol ile entegrasyon konusunda sorunlarının devam ettiğini belirten Körbi, bizim değerlendirmemiz şu ki Donbas'taki operasyonlarını şekillendirmeye çalışmalarının bir nedeni de Rusların hatalarından ders çıkarmaya çalışmasıdır. Son birkaç gün içinde komuta ve kontrol unsurlarının çoğunlukla helikopterlerden oluşan yoğun bir hava destek gücünün harekete geçirildiğini, topçu birlikleri ve karadan hareketlenmeleri gördük diye konuştu. Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta büyük kayıplar yaşaması Ermenileri paniğe itti. Rus ordusunun zayıflaması sonrası Karabağ'dan birlikler çekmesiyle paniğe kapılan Ermeniler, Azerbaycan'ın her an hankendiye girmesini bekliyor. Ermeni siyasi yorumcu Razmik Akopcanyan, Azerbaycan ordusunun hanken diye gireceğini söyledi. Akopcanyan, Ermenistan'daki herkes, çocuklar ve yetişkinler, Bakü'nün Karabağ'daki durumu tam olarak kontrol altına almak niyetinde olduğunu zaten biliyor. Artık her şey Azerbaycan'ın elinde. Siyasi süreçler, Avrupa'nın gaza bağımlılığı gibi. Erivan bu baskı altında başı döndü ve Bakü temettü topladı. Rusya'nın biri Kuruvazör Moskova olmak üzere üç gemisi vardı. Şimdi iki tane kaldı. Bu hem askeri hem de psikolojik olarak Kremlin için büyük bir darbe oldu. Rusya'nın artık Karadeniz'de bir filosu yok. Bu, Karabağ'da Rus birliklerinin giderek azalacağı ve Azerbaycan ordusunun o bölgelere gireceği anlamına geliyor. Bugün ve yarın Azerbaycan polisi ve askeri Han kendi de kurallarını uygulayacak. Oradaki Ermeniler sessizce itaat edecekler dedi.